Yani işin doğrusunu söylemek gerekirse bunu seçiyorum. Ve Fenerbahçe çıktı. Nasıl bildi ya Fenerbahçeli olduğumu? Şaşırdım şu an açıkçası. Hepinize merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber futbol testlerini çözeceğiz. Bir sürü ilginç test buldum futbolla alakalı. Kendi sonuçlarımı da sizlerinkini de çok çok merak ediyorum. Ama videoya geçmeden önce aşağıda çıkan sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmeyi ve video hakkındaki yorumlarınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bu arada bana Instagram'dan yolladığınız mesajların hepsini tek tek okuyorum. Video fikirleriniz veya önerileriniz varsa bana bu yolla da iletebilirsiniz. Şimdi gerçekten çok heyecanlıyım. Bu testlerin sonucunu çok merak ediyorum. Hep karşıma çıkardı internette bir yerlerde falan. Ama hiç çözmedim daha önce. O yüzden bir an önce videoya geçelim. Şimdi burada 4 tane test var. Birincisi futbolda hangi mevkinin adamısın? Diğeri aslında hangi takımlısın? Üçüncüsü hangi milli takımı desteklemelisin? Bu çok güncel bir konu gerçekten. Yakında Dünya Kupası geliyor. Bunun sonucunu çok merak ediyorum. Ona göre destekleyeceğim. Şimdi ilk bu testle başlıyorum. Futbolda hangi mevkinin adamısın demiş. Mahallede maç yaparken arkadaşlarınla halı sahaya giderken sürekli ileride oynamak isteyenlerdensin. Peki aslında sen hangi mevkiye aitsin demiş. Böyle bir giriş yapmış. Birinci soru, rengini seç, krampon ne renk olsun demiş. Burada şu an çok kararsız kaldım. Yeşil yok mu ya? Turuncu diyorum ben. Çünkü sahaya güzel uyabilen bir renk. Cumartesi gecesini nasıl geçirirsin demiş diğer soruda. Her zaman gittiğim mekana giderim. Arada bir çıkarmama çıktım, niye eğlenirim? Bu gece barda gönlüm o vardı. Evde takılırım, film falan izlerim. Ekmeğimin peşinden koşarım. Dışarı çıkarım ama fazla para harcamam. Burada ben iki şık arasında kaldım. Ekmeğimin peşinden koşarım veya dışarı çıkarım ama fazla para harcamam. Şu an birini seçeceğim ve bunu seçtim. Kadın vücudu hakkında muhtemelen kadınların bile daha önce hiç duymadığı gerçekler. Böyle reklamlar koyuyorlar, böyle gözümüze sokuyorlar. Bakmıyorum, tamam. Üçüncü soru, hangisi senin tarzını yansıtıyor? Ben genelde spor giyinen bir insanım ama burada eşofman falan yok. Şu ceket hoşuma gitti, bunu seçiyorum. Diğer soruya geçiyorum. Dördüncü soru, saat 21.57 Dünya Kupası izlerken içmek için bir bira alacakken arkandaki kız kasadaki sıranı istedi, ne yaparsın demiş. Ben bira içmem ki. Sorulara cevap vermeme şansımız olmadığı için bu soruya şu cevabı veriyorum. Sıramı veririm ve kasaya çabuk olmasını söylerim. Yani hem sıramı vermiş olurum hem de işimin çabuk olması için uğraşmış olurum. Burada şey dikkatimi çekti. Ben de önümdekinden sıra isterim demiş. Şimdi ben önümdekinden sıra isteyince, arkamdaki de benden sıra isteyince, o onun önüne, o da onun önüne. Error verdim şu an. Beşinci soru, çoğu insan istediği bölümde okumuyor. Sen hangi bölümde okumak isterdin? Ben Besyo bölümünde okumak isterdim ki okuyorum da zaten çok şükür. Ama burada o seçenek olmadığı için eleme yöntemiyle gideceğim. Şimdi güzel sanatlar, resim, müzik falan hiç alakam, yeteneğim yok. Yani elim hiç dönmüyor. Cin Ali bile çizemiyorum. Fen, edebiyat desem bir kenarda dursun. Siyasal bilgiler... mühendislik, mimarlık yeteneğim yok gerçekten bunlara da, hani o yönden hiç düşünmedim kendimi. Hukuk bir güzel cevap. Hukuk seçiyorum ben. Burada sonraki soruya geçiyorum. Hangisi senin ligin demiş. Şimdi burada Spor Toto Süper Lig demek isterdim ama ben Premier Lig hayranıyım. O yüzden Premier Lig'i işaretleyip geçiyorum. Bunu da buradan öğrenmiş olduğunuz. Gerçekten Premier Lig hastasıyım yani. Hiç kaçırmam maçlarını. Halı sahadaki favori repliğin desem demiş. Şöyle aşağı inelim şıklara doğru. Hop, geri pas yok oğlum. Abiciğim paslı oynayın ya. Allah'ını seven defansa gelsin. Bu klasik zaten. Oğlum dalmayalım, yeneriz sakin. Beyler hadi başlıyoruz. Fark yedikten sonra böyle de bir şey var. 10'a 0, 10'a 1 falan yeniliyorsun. Beyler hadi başlıyoruz, yeneceğiz diye takımı gaza getiriyorsun. Top geçer adam geçmez demiş. Ben şimdi kaleciyim normalde ama genelde halı sahada kalecilik yapmıyorum. Genelde forvet oynuyorum. O yüzden pas isteyen tipim ben. Abicim pasla oynayın ya dedim. Ve sen sağ sol açıksın diye sonuç çıktı. Kanatlardan yardırırsın. İster orta açarsın, ister golünü kendin atarsın. Hızın ve çalımlarınla sahanın kenarlarında fark yaratıyorsun. Artık kullandığın ayağına göre senden şahane sol veya sağ açık olur mu? Benden iyi bir sağ açık olur demek ki. İster golümü atarım, ister pasımı veririm, asist yaparım. Güzel bir test. Diğer teste geçiyorum şu an, bundan çıktım. Bu test aslında hangi takımlısın demiş. Şimdi ben Fenerbahçeliyim ama nasıl bir sonuç çıkacak bilmiyorum. Acaba yabancı takımlar falan da mı var? Bir bakalım. Birinci soru, öncelikle hangi tip bir takımı desteklersin? Ben 4 büyüklerden birini desteklerim çünkü takımım şampiyonluğu oynadığı zaman tuttuğum takım, yani gerçekten takip etmek hoşuma gidiyor böyle şampiyon olduğunda falan inanılmaz zevk alıyorum. O yüzden 4 büyüklerden birini seçtim. İngiltere'den bir takım seç demiş. Seçiyorum tabii ki de Arsenal.
Arsenal'ı arıyordum zaten. Peki ya en nefret ettiğin takım hangisi demiş. Şimdi burada da hep Türk takımı var. Hiçbir takımdan nefret etmiyorum arkadaşlar. Bu soruyu geçmek istiyorum ama sonuç çıkmayacağı için, yani her soruyu yapmak zorunda olduğumuz için rastgele birini seçeceğim. Gözümü kapatıp seçiyorum şu an. Ve Galatasaray Trabzon çıktı. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki soruya geçiyorum. Dün takıma teknik direktör olduğunu düşün. İlk önce hangi mevkiye transfer yaparsın? Defansın ortasına, kaleye, sol beke, defans, kale, sağ kanat, orta saha. Ya para yok ki demiş. Ben kale benim için önemli bir mevki. O yüzden kaleye transfer yapardım ya. Hangi takımda olursam olayım, dünyanın en iyi kalecisini almak için elimden geleni yapardım ya. 5. soru. Peki o takımı hangi sistemle oynatırsın demiş. 4-4-2 klasik stilim. Menajerlik oyunları falan oynadığımda da 4-4-2'yi seçiyorum yani. Diğer seçenekler pek hoşuma gitmiyor açıkçası. Bir futbol efsanesi seç demiş. Pele yok mu? Heh, Pele burada. Bunu da geçiyorum, diğer şıklara bakmıyorum. 7. soru. Takımın bu sene şampiyon olamadı. Hangi bahane limanına sığınacaksın peki? Federasyon tabii ki de demiş. Federasyon demeyin. Fenerbahçe'ye laf vurdurmuş burada. Derin devlet öyle istedi. En iyi oyuncularımızı talan ettiler. Şike. Ama sakatlıklar yok mu? Yönetimimiz kötüydü demiş. Şimdi derin devlet işlerine pek girmem. Yönetime de laf söylemem genelde. O yüzden burada sakatlıklardan dert yanarım yani. Sakatlıklar, ama sakatlıklar yok mu falan diyeyim. Öyle geçitiririm ya. İlla seneye de şampiyon oluruz bu sene olamadıysa. Hangi kurtarış? Burada Akrep kurtarışını seçiyorum. Gerçekten çok hoşuma gidiyor benim. Bu zor bir şey yani. Hani cesaret ister maç içinde bunu yapmak. O yüzden bunu seçtim. Şurada da güzel bir kurtarış var. Rovaşata ile çizgi üzerinden çekip kaleciye geldi top. Neyse, bir sonraki soruya geçiyorum. Dakika 90+3 maç berabere, çok da kritik bir maç. 3 puana deli gibi ihtiyacınız var. Sizin kazma forvet boş kaleye kaçırdı. Bu durumda duygularını ifade etmek için bir emoji seç. Yani işin doğrusunu söylemek gerekirse bunu seçiyorum. Ve Fenerbahçe çıktı. Sen bu memleketin açık ara en büyük takımını tutuyorsun demiş. Ya nasıl bildi ya Fenerbahçeli olduğumu? Şaşırdım şu an açıkçası. Takımın oldukça çalkantılı olsa da senelerce düştüğü yerden kalkmasını bildi ve düşmanlarına avcunu yalattı. Bazen kötü adamları, yöneticileri görse de baki kalan hep Fenerbahçeli. Bir sonraki test, hangi milli takımı desteklemelisin demiş. Bu gerçekten çok güncel bir konu. Dünya Kupası bir ay sonra başlıyor. Hangi takımı destekleyeceğime hala karar veremedim. Şimdi birini seçeceğim, bakalım buradaki sonuca göre. Benim çocukluğum için futbol demiş, nokta nokta bırakmış boşluk. Benim çocukluğum için futbol kutu kola teknesi ve 5 adımlık kalelerdir. Çok güzel bir seçenek. Bence bu yani, kutu kolaları içtikten sonra hemen ezerdik böyle ayağımızın altında. Taşlardan kale koyardık, 5 adım yapardık böyle, gol atmaya çalışırdık falan. Tek vuruşla oynardık, o tenekelerle güzel oynanıyordu yani. O yüzden bunu seçiyorum. Diğer seçenekler pek bana göre değil, işte kumsalda falan top oynamazdım pek fazla. Diğer soru, futbolu aşağıdaki toplardan hangisiyle oynardınız demiş. Burada da kutu kola var, burada da bunu seçiyorum. Plastik topla genelde oynardım ya da kutu kolayla, ikisinden birini seçtim şu an. Mola verdiğimizde yapacağım ilk şey kana kana su içmek, bir önceki pozisyonu tartışmak, top patlamış mı diye kontrol etmek, kaleler değiştiyse yeni kalenin boyutlarını çaktırmadan küçültmek. Bu ne ya? Kahve içmek demiş. Kahve falan içmem ben. Ne yapayım kahveyi ya? Devre arasında mola verdim falan. Kana kana su içerim. O yüzden su içmeyi seçtim. 4. soru. Maç izlemekten en çok nerede keyif alırsın? Tabii ki de stadyumda keyif alırım. Stadyumda böyle takımımı destekleye destekleye maçı izlemek gerçekten benim için çok zevkli bir şey. O yüzden diğer seçenekler umurumda bile değil şu an. En sevdiğim gol sevinci, formayı çıkartmak, sarı karta razıyım demiş. Şuradaki gife bakın. Yedek kulübesine kafa attı adam ya. 2. seçenek, takla atmak ve akrobat hareketler yapmak demiş. Rakip takımın taraftarını kışkırtmak, bunu yapmam. Teknik direktör ve takım arkadaşlarıma sarmak. Ben sarılırım ya, giderim takım arkadaşlarımla gol sevincimi paylaşırım. O yüzden bu seçeneği seçiyorum. 6. soru, bir futbol takımında ben nokta nokta demiş, en sağlam defans oyuncusuyum, pozisyon yaratırım, kimseye geçit vermeyen panter gibi bir kaleciyim ben. Kaleciyi gördüm, hemen burada seçiyorum bunu da. 7. soru, tuttuğun takım şampiyon olmadığında tepkin ne olur demiş. Telefon attım, adresimi, adımı, soyadımı değiştirir, Latin Amerika'ya taşınırım demiş. Türkiye varken niye Amerika'ya taşınayım ben ya? Neyse, önemli değil, bir sonraki sene şampiyon oluruz. Hakemler sezon boyunca hakkımızı yedi, konuyu yıldızlara getirdim. Şampiyon olan takımımız taraftarıyla tartışma çıkarmak için fırsat kullanmış. Bunlar
itibaren birçoğu bana göre değil. Ben genelde sakin bir insan olduğum için önemli değil yani. Sezon bitmiyor sonuçta. Bir sonraki sene şampiyon oluruz diyorum ve 8. soruya geçiyorum. Haksız bir karar verildi. Hakeme nasıl itiraz edersin demiş. Sonuç değişmeyecek nasıl olsa, ne hali varsa görsün bence en mantıklısı. Yani bugüne kadar kim itiraz edip de sonuç değişmiş? Hiç kimse. O yüzden bunu seçiyorum. En sevdiğim taktik 4-4-2 demiştik az önceki testte. Yine aynısını seçiyorum. 10. soru, tuttuğun takım şampiyon olsa nasıl kutlarsın? Zaten statlı olduğum için takımım nereye, ben oraya. Dediğim gibi bu seçenekte bana göre zaten statlı olduğum için takımım nereye, ben oraya. Diğer soru, aşağıdaki teknik direktörlerden hangisi takımın başında görmek istersin demiş. Ben Mourinho'ya bayılıyorum ya. Mourinho hayranıyım diyebilirim sizlere. O yüzden bunu seçiyorum. Ve bir sonraki soru, maça gitmek için hazırlanıyorsun, aşağıdakilerden hangisini kesinlikle atlamazsın? Formamı giyip atkımı boynuma dolamadan asla gitmem. Çekirdek ve bol kuru yemiş. Ben çekirdekçi tayfadan değilim ya, çekirdek falan bana göre değil maçta. Statta gürültü yaratabileceğin her türlü araç ve gereç her zaman benimledir. İşte benim seçeneğim bu. Çünkü vuvuzela burada da vuvuzela var, kesinlikle buna alırdım yani ben yanıma. Bu seçeneği seçiyorum ve sonuç Almanya çıktı. Oha, elimdekiyle aynı renk. Bu da Almanya bayrağı galiba. Aynı şey çıktı, tesadüfe bakın ya. Ve son testimiz, hangi yıldız golcü senin ruh ikizin? Bunun sonucunu şu an merak ettim gerçekten. Öncelikle sana bir krampon seçelim. Seçiyorum hemen turuncu Adidas'ı. Diğer soruya geçiyorum. Büyük bir başarı kazanınca genellikle nasıl tepki verirsin? Obama takla atıyor burada. Bunu seçiyorum ben. Obama hoşuma gitti. Peki hangi süper kahramanların gerçek olmasını isterdin? Tabii ki de Batman. Ve sonraki soru. Anlaşıldı. Söyle bakalım hangi Mehmet ile çalışırdın? Bu nasıl bir soru ya? Ne alakası bir şey? Mehmet Ali Erbil, Mehmet Aslan, Tu Mehmet Aslan. Burada futbol adamı bir Mehmet Demirkol var, futbol yorumcusu. Onunla çalışmak isterdim ben içlerinden. Mehmet Ali Erbil falan ne yapayım ben? Peki hangi Ayşe senin yöneticin olabilirdi? Ayşe Atunona, şarkılarını seviyorum. Güzel, bana şarkı söyleye söyleye yöneticilik yapardı. Yöneticin olur ne demek ya? Çok ilginç sorular var burada. Bayağı eğleniyorum şu an. 6. soru, herhangi bir ortamda kavga tartışma olursa nasıl davranırsın? Benim genelde umursamaz bir tavrım var. O yüzden bunu seçiyorum. 7. soru, peki hafta sonunun senin için anlamı? Burada takılıyor kendi kendine. Bu sevgilisiyle buluşmuş, el ele tutuşuyor. Bu geceleri akmış, bu içiyor, bu da piknik yapıyor, bu da uyuyor. Piknik ve uyuma arasında kaldım ben. Hafta sonu, hafta içi çok yorulduğum için genelde hafta sonu uyurum diyorum ve bir sonraki soruya geçiyorum. Son sorulara geldik, şu an gerçekten çok heyecanlıyım. Son olarak hangisiyle tanışmak isterdin demiş. Mandela, Napolyon, Barış Manço, Türkan Şoray, Tarkan, Sezen Aksu, Nikola Tesla, İber Altaylı ve Yıldız Tilbe. Ben burada Nikola Tesla'yı seçiyorum. Eski zamanlara gidelim biraz ve seçtim. Messi çıktı sonuç arkadaşlar. Seni tanımlamak için tevazu kelimesi yetersiz. Çevrende parmakla gösterilen birisin. Oo. O kadar başarılı, o kadar ödüle rağmen biraz olsun şımarmaz mı insan demiş. Şu an şımarmaya başladım. Bu kadar yetenekli biri çekingenliğini atsa kim bilir neleri başarır demiş. Güzelce bitirmiş cümleyi. Arkadaşlar testler gerçekten çok güzeldi yani. Arkadaşlar testler gerçekten çok güzeldi. Yani Fenerbahçe'nin falan çıkmasına çok şaşırdım. Ben hepsi bana göre sonuçlar çıktı. Siz de çıkan sonuçları yorum kısmına yazabilirsiniz. Çok merak ediyorum çünkü. Bu arada hepsini de tek tek okuyorum. Videonun başında da söylediğim gibi aşağıda çıkan sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın. Bana sorularınız varsa yorum kısmından veya Instagram hesabımdan iletebilirsiniz. Bu videonun da burada sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.